Otur, her otur. Zaman. Çay getireyim için. Yok, sağ olasın. Şimdi bu 3 kiloluklar ne kadar abi? 25 lira. 25 lira. 5 kiloluklar 30 lira. 5 kilo 30 lira. 2 kiloluklar da 15 lira. 15 lira. 10 kiloluklar 60 lira. 10 kiloluk da 60 lira. Şimdi peyniri basarken içine ne kadar tuz koyacağız? 10 kiloya 300 gram tuz koyacağım. 10 kiloya 300 gram. Ha, öfeleyeceksin iyice güzelce. Ha. Peyniri hiç sıktırmadan. Vallahi bizi yalan mı söylüyor? Biz sıktırmıyorduk. Biz önceden ağırlık koyardık üstüne. Ulan arkadaş hep bu tür yağ ile birlikte su gidiyor. Ama şimdi yaptığımız bu formül sırf su gidiyor, yağ içinde kalıyor. O zaman yalnız 2 gün peynirin yaşlılığına karşı 2 gün dışarıda bırakman lazım. Daha sonra dolaba koyacağız. Tabii. Pizleyeceksin yalnız. 15-20 tane. Delik açacaksın. Tabii. Neyle açıyoruz abi deliği? Ya bak orada piz var. Köşkerlerin kullandığı. Bakın. Köşker pizinde. Ya bununla deliyorsunuz. Ondan sonra kadınların şişmili de olur kadınların. Kadınların şişmili de olur. He. Onu deleceksin. 10-15 delik açacaksın. Tamam. Tabii, 2 gün oda sıcaklığında bekleyecek. Yok sıcaklık önemli oda, değil. Oda sıcaklığında güneş görmeyecek. Güneş görmeyecek. Sinek olmasın yeter. Bak bir de böyle bir sinek olmama için sebebi kurdatmasın. Evet. Bak bir de böyle dene istesen bir tanesini öyle yap bir dene. Evet. Bir de senin usulde dene. Suyunu hiç sıktırmadan direkt bas. Zaten burada basılı. O da bizim köye gidecek, Kargalı köyüne. Bayağı sulu. Tamam. Ne tamam, sonra beni ara baba. Bunu sadece siz inek bastınız, inek peyniri bastınız. İnek peyniri bazı kimisi ağzının lezzetine bağlı. Evet. Keçi peyniri sever. Kimisi efendim ben söyleyeyim koyun sever, inek sever. En güzeli tamam. Sence hangisi? Vallahi şimdi bak biz buranın karıştırma olarak diyorum. Bak biz karışım olarak. Kaymakamına yapalım. Olarak inekle keçi daha güzel olur. Kaymakam bunu yaptırırdı. He. İnekle keçiyi karıştırırdık. O da yörük çocuğu. Bak şimdi İzmir Bornova'ya gitti göğe. Orada göğe kaymakamlık yapıyor. Hala her sene 50-60 kilo yaparak 5'er kilo gönderdik buradan oraya. Evet. Tamam kısmet olursa suyunu bastırmadan. Bak kardeşim. Görüyorsun bak. Kendi kendine. Hep bunlar delik. Hep o delik. Ağzını normal bağla. Devri sükünde tam bağla. Şimdi bak ya şey bağlandı hafif. Evet. Bak sıktık sıra daha iner aşağı. Hala suyu çıkıyor. Heh, aynen bak. Daha bu çok çıkacak suyu. Tamam. Bak ben ne diyorum denemesi bedava. Bir tane bundan yap. Peynir araya gider diye hiç korkma. Yok hiç. Hiçbir zaman araya da gitmez. Bir tanesini bundan yap. Ötekileri de kendi bildiğin yap. Tamam. İşaret koy. Bak lezzete bak. Tamam inşallah. O da bize bak o kadıncağız söylemeden hemen şuradaki peynirci söyledi. Bak mabalın boynunuza dedi Allah'ın kuluna söylemeyin. Ben de dedi Konya'da. Şimdi rahmetlik babam Konya'dan bir tanıdığımız vardı. Babam dedi ki ya valla dedi Konya'nın turu Ereğli'nin turu meşhur olur derler dedi. Bana dedi oranın dedi bir turundan getirsene. Şöyle 3-5 kilo. Bize getirdi söyleme sahip. Yemin ediyorum sana bir turu açtık. Babam dedi ki ya valla ben senden turu isterim. Sen kaşar getirmişsin dedi. Dedi ki Ehsan Efendi dedi. Bizim dedi oranın dedi turu bu. Ulan dedi arkadaş eğer ki turu buysa kaşarı nasıl acaba? Sonradan öğrendik. Bu da arkadaş benim Konya eski peynirci arkadaşım var dedi. O söyledi. Bunun demiş şeyi bu orijinali. Evet. Hiç sıktırmayacağım. Sıktırmayacaksın. He, güzelce. Sadece üzerine deleceksin 10-15 tane. Güzelce 10 kilo 300 gram tuz atacaksın. Öfele iyice macun gibi yap. Yarım saat bırak. Şeye peynir geçiyor ya. Yarım saat sonra bas. Ağzını güzel bağla. Yalnız şey bağla. Normal. Ondan sonra 1-2 gün sonra da tam anlamıyla bağla. Dolaba mı koyan? Soğukhaneye mi koyan? O zaman beklet. 3 aydan aşağıda yeme. Gerçi sen de biliyorsun. Evet. Sakın bidona yemeyin. Neden? Hep kimyasal. Bidon hava aldırmıyor ki. Bidon 2 ay sonra bilemedin. 2,5 ay sonra acıma yapar. Öyle. Tam suyunu aldırman gerekiyor. Kupkuru olur. Ha kupkuru yapıyorsun. Yağma yaradı. Yağ da yağ gitti. Evet. Şimdi bizim bir öğretmen kardeşimiz var. Şambayat'ta müdür.
Bak, lezzet peşinde YouTube aç. Orada Çimati Hoca. O gördüm onu, gördüm. Çok temiz o kardeşim. He, izlemiştim onu. Fransa'ya, Almanya'ya hep gönderdik bunlardan. Peki, hayırlısı bakalım inşallah.